CD'leri bu şekilde yani eski olan, kullanılmayan CD'leri, içi dolu olanları belki de böyle yapıp, boyayıp, duvara astığınızda çok güzel görüntüler elde edebiliyorsunuz. Şu anda ben bunun dışını yaptım. Dışarılarını çizdim. Yıldızların ve ayların. İçlerini de akrilik boya ile boyayacağım. Ama ondan önce hafif derinlik vereceğim. Bunun için yıldızların ve ayların sadece bir tarafını kalınlaştırıyorum. Ben burada sol tarafını kalınlaştırdım. Çok da güzel oldu. Ve ben de kullanılmayan CD'leri böyle boyayıp güzel hale getirip duvarları süslemek istiyorum. Şimdi boyamaya geçiyorum. Yıldızların içini beyazla boyayacağım. Siz dilerseniz rengarenk de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Hepiniz hayal gücünüzü kullanarak böyle farklı tarzlarda şeyler de yapabilirsiniz. İçlerini burada boyadıktan sonra ben bir kere daha boyadım çünkü fırça izleri kaldı ve tam yani beyaz olmadığı için dışlarından bir kere daha geçtim. Ve içini de bir kere daha boyadım. Ve daha güzel oldu. Böyle boyamaları yaparken mesela böyle bir tahta falan boyarken mutlaka üzerinden birkaç kez geçmeniz gerekiyor. Ya, o zaman gayet canlı renkler çıkıyor. Evet ve şimdi bu CD'yi yaptım. Cidden çok güzel oldu. Kısa bir sürede de yapılabiliyorlar. Ama bu benim yaptığım ilk CD boyama olduğu için biraz uzun sürdü. Şimdi ikinciye geçiyoruz. İkinci de böyle ben ne yapmaya çalıştım? Bir krema akar gibi bir hissiyat vermek istedim. Öncelikle bu şekilde güzelce bir koyu maviyle yani lacivertle boyadım. Bu boyayı yani laciverti sadece bu CD'nin yuvarlağının üzerine kadar yapıyorum. Sonrasında da daha açık bir renkle üzerini boyayacağım. Turkuazla beyazı karıştırdım burada da. Onunla da üstünü boyadım ve bu CD'leri boyarken kurşun kalem kullanmanızı tavsiye ederim. Ben de bu şu an yaptıklarımı yapmadan önce üzerinden kurşun kalemle bir taslak çizdim ve sonrasında da akrilik boyayla onları boyadım. Ve biraz derinlik vermek için tekrardan siyahla üzerinden yani sol taraflarını siyahla boyadım.
Ve bu şekilde de ona biraz üç boyutluluk verdim. Aşağıda damlayan bir krema yaptım. Tabii ona da aynı işlemi uyguladım. Bu dalgaları çekmeden önce de söylediğim gibi kurşun kalemle önce bir taslak çizdim. Çok daha kolay oluyor. Şimdi biraz ışık veriyorum onlara, parlatıyorum. Aynılarını yukarıdan akan kremalara da uyguluyorum. Ve o küçük noktacığa da onu uyguladıktan sonra bu CD de bitmiş oluyor. İki CD de çok güzel oldu. Ben ikisini de çok beğendim ve mutlaka daha çok CD boyayacağım. Ben bu tarz şeyleri çok seviyorum. Yani böyle resim çizmeyi ya da el işi yapmayı çok seviyorum. Bunları da sizinle paylaşacağım tabii ki. Ve bir akrilik boyayla manzara çizmiştim. Dolunay manzarası. Onu da hemen sağ üstten izleyebilirsiniz. CD'lerim bu şekilde oldu. Ben çok beğendim. Eğer siz de yapacaksanız kolay gelsin. Çok güzel oldu. Hepinize öneririm. Bu video bu kadardı. Görüşmek üzere.